Bugün Türkiye'de maalesef hala 120 bin civarındaki insan sigara ve sigaranın neden olduğu hastalıklardan dolayı yok olmakta. Bunların içerisinde ciddi bir oran pasif içici. Bunların toplamı 25 bin kişi. Yani bu ülkede her yıl 25 bin insan sigara içmediği halde sigara içenler tarafından öldürülüyor. Geriye kalan yaklaşık 100 bin kişi de ölme tercihini kullanıyorlar. Ben onlara ölme özgürlüğü diyorum yani. Ha gittiniz kendinizi Boğaz Köprüsü'nden aşağı attınız, ha şakanıza silah dayadınız, ha da kendinize damarınızdan nikodin zehri vererek kendi hayatınızı yok ettiniz. Siz sigara içmekle arkanızdan gelen nesli de yok ediyorsunuz. Çünkü sigara içen bir babanın çocuğunun kanser hastası olma oranı yüzde yirmi. Kanser, sigara, nikotin ve içerisindeki diğer zehirler insanı kansere karşı koruyan P50 genini yok ediyor. O gen yok olduğu için genetiksel olarak bu gen babadan çocuğa geçiyor. Çocuk da o gensiz doğuyor. Dolayısıyla çocuk sigara içmediği halde bakıyorsunuz 25 yaşında kanser oluyor, doktora gidiyor. Doktor diyor ki sigarayı bırakmalısın. Çocuk diyor ki ben sigara içmiyorum diyor. Baban sigara içiyor mu diyor. Bu işin bir tehlikesi. Diğer bir tarafta özellikle hamile hanımların sigara içmesi halinde bugün Türkiye'de yüzde 35 oranında engelli çocuk doğuyor. Bakın bugün Türkiye'de her yıl 26 milyon TL civarında biz sigaraya keş para ödüyoruz. O parayla neler yapılmaz? Ne kadar hastane, ne kadar altyapı, ne kadar köprü, ne kadar eğitim kurumu ve ne kadar toplumun diğer ihtiyaçları karşılanabilir. Çünkü sizi hayat boyu kendine bağımlı hale getiriyor. Üç nefeste Üç nefes sigaradan çekiyorsunuz ve hayat boyu bağımlı hale geliyorsunuz. Çünkü sigaraya başlamak çok kolay ama sigaradan kurtulmak kolay bir şey değil. İrade ortaya koymanız gerekiyor veya terapi almanız gerekiyor. Sigara bıraktırma merkezlerinize gitmeniz gerekiyor. O zaman doğru olan ne? Doğru olan sigaraya başlamamak. Doğru, doğru olan ne? Sigaraya başlamadan sigaranın gerçek yüzünü görmek. Tabii bir başka boyutta özellikle Çevreye vermiş olduğu zararlar. Bugün bakın Türkiye'deki ormanlarımızın ve şehir yangınlarının yaklaşık yüzde %50'si sigara kaynaklı. Geçen yıl İstanbul'daki yangınların istatiksel olarak yapılan e, araştırmada, yarıya yakını sigara izmaritinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla Türkiye çöl oluyor, ülkemiz çöl oluyor. Burada da sigaranın ne kadar tahribat yaptığını bir başka örneği olarak karşımıza geliyor. 21. yüzyılda bir ülkeyi istila etmek için illa oraya tanklarınızı, toplarınızı veya askerinizi göndermeniz gerekmiyor. Oranın halkını sigaraya alıştırın, sigaraya bağımlı hale getiriniz. Onları hem ekonomik olarak hem sosyal olarak hem sağlık yönünden kendinize bağımlı hale getiriyorsunuz. Vücudun bütün organları ne yapıyor? Tahrip Diyor. Ya günde üç tane içiyorum, günde beş tane içiyorum. Zehirin azı çoğu olmaz. Zehir zehirdir. Çünkü sigaranın içerisinde üç bine yakın zehir içeriyor. O ekonomik gücü ellerinde tutmak için ona farklı aromalar katıyorlar, farklı kokular veriyorlar. Görsel olarak sizleri böyle toplum önderi olarak görmüş olduğunuz bunlara sigara içtirerek, e toplum önünde sizleri onlara özenti haline getiriyorlar. Çünkü 20 yaşından sonra insanlar kolay kolay sigaraya başlamıyorlar. Ama 20 ile 13 yaş arasındaki insanlar maalesef özentiye daha çok önem veriyorlar ve onun için diyoruz ki sigara özenti yoluyla bulaşan bir bulaşıcı hastalıktır. Özellikle bu toplum önderleri, kanaat önderleri çocukların ve halkın önde olarak görmüş olduğu insanların bu alışkanlıkları Tabii ki yapmamaları lazım ama ille de yapıyorsa da insanların görmediği yerde bunları yapmaları olmazsa olmaz olarak karşımıza çıkıyor. piyasada satılan bütün sigaralar Hıfzı Siyah Kurumu'nun kontrolünden geçiyorlar. İki yönü var bunun. Bir kayıt dışı ekonomi yönü var, bir de sağlık yönü var. Ve hıfzı sağ kontrolünden geçen bu sigaralardaki nikotin oranı bellidir. Masa altı sigaralar diyor. Kaçak yollarla ülkeye sokulan sigaralar sağlık kontrolünden geçmeyen sigaralardır. Aşırı zam yapmanız halinde insanlar kayıt dışı olarak elde ettikleri sigarayı kullanmaya başlarlar. Bu da sağlık yönünden nikotin oranı ölçülemediği için çok ciddi tehlike boyutlara ulaşır. Bir vergi alıyor ondan. Eğer siz onu yüksek bir rakama çıkarırsanız bugün gittikçe belki yaygınlaşan artık açık tütünden sigara sararak insanlar sigara ihtiyacını karşılarlar ki bu da kayıt dışı ekonomiye gider. Devletin alacağı vergi orada e, göz ardı etmiş oluruz. Yani yaklaşık yıllık 300 milyar dolarlık bir ekonomiye hükmediyorlar. Ve e, o kadar kolay satılıyor ki nasıl ki sigaranın yaygınlaşmasını teşvik eden e, karteller varsa, sigara kartelleri varsa kanun dışı sigara bıraktırma merkezleri de var. Elektronik sigaralar gibi sigara bıraktırma yöntemleri var. Akapunturun farklı yöntemleri var, haplar var. Dolayısıyla burada ben sigara içen kardeşlerimize şunu öneriyorum. Kesinlikle Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırmadığı, Sağlık Bakanlığı'nın izni olmayan hiçbir yerde bu sigara bıraktırma merkezlerinin e, oyununa gelmesinler. Çünkü öyle tehlikeli yöntemler var ki daha kalıcı hasarlar bırakıyorlar, daha çok insanı sigaraya bağımlı hale getiriyor. Havamızı kirletmeyelim, hiç kimsenin havamızın içerisine tükürmesine müsaade etmeyelim.